Sıfır Budak YouTube kanalından herkese merhabalar. Bu haftaki videomuzda sizlere Erbaer markasının ER2100 el frezesini tanıtımını yapacağız. Detaylı bir anlatım olacak. Öncelikle tüm parçaları tek tek tanıtacağız. Daha sonra ise bu freze ile birlikte hangi fonksiyonlarını kullanabileceğimizin hepsini tek tek örnek kesimlerle birlikte göstereceğiz. İzleyicilerimizden frezelerle ilgili sorular geliyordu. Bu video ile birlikte hem bu sorulara cevap bulacağız hem de bu kullanmış olduğum, yaklaşık 1,5 yıldır kullandığım bu frezeyi size detaylı bir şekilde anlatacağım. Ayrıca şu an gördüğünüz 10 adet freze bıçağının da nasıl kesimlerde kullanıldığını, ne işe yaradığını da bu videoda yine anlatacağız. Bu freze bıçakları çok anlatılmayan bir konu olduğu için bunları da bu videoda yer vermek istedim. Frezeler marangozlukta çok önemli bir yer kaplar. Yaptığınız işleri çok çok daha profesyonel gözükmesini sağlarlar. Çok hızlı bir motor sayesinde ucundaki bıçağı döndürerek kenar düzeltme, oyma işlemlerini çok rahat bir şekilde yapmanızı sağlar. Evet, frezemiz bu şekilde bir çanta ile birlikte geliyor. Erbaer'in frezesi çok sağlam bir çanta. Fazlasıyla işinizi görür. Evet, frezemiz 2100 watt özelliğinde. Diğer muadil makinelerine göre çok daha güçlü bir makine. 28.000 devir dönüş hızına sahip. Frezelerde biraz ileride bahsedeceğim, 60 milimetrelik bir dalma derinliğine sahip. Ve en önemli özelliklerinden bir tanesi ise 6, 8 ve 12 milimetre çapındaki bıçakların üçüne de uyumlu. Evet, ilk özelliği makinedeki ince derinlik ayarı. Üstteki bu düğme sayesinde sağa sola çevirdiğinizde yanda da aynı şekilde aşağı yukarı hareket ediyor. Bıçağın ince ayarını yapmaya sağlıyor. Evet, burada hız ayarı mevcut. 6 kademeli bir hız ayarı var makinenin. Evet, emniyet ve tetik mekanizması. İç tarafta gördüğünüz düğme emniyet düğmesi. Bu düğmeye basmadan makine çalışmıyor. Öncelikle bu düğmeye basıp tetiği çekebiliyorsunuz. Daha sonra isterseniz tetik basılı konumdayken geri parmağınızı kaldırabilirsiniz. Derinlik freni mevcut. İstediğiniz yerde derinlikte sabitlemenize yarıyor. Mandallı bir sistem. Derinlik ölçeği de mevcut. Ne kadar dalma yapmayı istediğinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Kademe tamponu, derinlik ölçeğinin dayanacağı stop kısmı. 6 kademeli bu da. Ancak pek fazla ben kullanmadım bunu. Siz de çok kullanmazsınız diye düşünüyorum. Evet, frezenin en önemli parçası paralellik kılavuzu. Erbaer'in kılavuzunu çok beğendim. Çok sağlam ve güzel kesimler yapmanıza olanak sağlıyor. Yine ince ayar özelliği var. Evet, burada paralellik kılavuzun geliştirmek için şöyle bir işlem yaptık biz. Buradaki çubukların yerine daha uzun çubuklar aldık. Bu çubuğun ismi 8 mm çapında transmisyon çubuğu. İstediğiniz ölçüde herhangi bir metalcide, sanayide kestirip istediğiniz kadar büyütebilirsiniz. 1 metre, 2 metre bile yapabilirsiniz. 2 metre belki abartılı olur ama ben bunu yaklaşık 90 santim çapında bir masa yapacağım zaman kullanmıştım. Benim için çok faydalı bir özellik oldu.
Evet, bu freze ile yine bu paralellik kılavuzunu kullanarak dairesel daire şeklinde kesimler yapmanızı da sağlıyor. Bunun için yine paketten çıkan, kutusundan çıkan bu şekilde bir pim var ve bu pimi biraz önceki paralellik kılavuzunun bu noktasına geçiriyoruz. Ve bu nokta dairemizin merkez noktası olacak. Biraz önce bahsettiğim o büyük transmisyon çubuklarıyla ben 90 santim çapında bir daire masa tablası yapmıştım. Evet, paket içerisinden, kutu içerisinden bu şekilde 24 numara bir anahtar çıkıyor. Bu da bıçağı söküp takmamızda kullanıyoruz bunu. Bunlar kalıp kılavuzu. Üstteki parçayı alta kopyalamaya yarıyor. Ben hiç kullanmadım. Bilmiyorum siz kullanır mısınız? Bu şekilde yerleştiriliyor. Bıçak içinden çıkıyor ve üste bir parçayı koyuyoruz ve alttakini de üsttekiyle aynı şekilde getirmeye yarıyor. Süpürge adaptörü. Evet, bıçağın takılması. Bıçağı takarken yandaki düğmeye basarak somunun hareketini durduruyoruz ve sıkışmasını sağlıyoruz. Biraz önceki somun anahtarımızla bu şekilde sıkma işlemi yapıyoruz. Sonuna kadar sıktığınız zaman kolay kolay bir çıkma yapmıyor. Evet, çıkarılma kısmına geldiğimizde ise taktığımız yönün tersine doğru çıkarma işlemi yapıyoruz. Somunun bir özelliği var, bir emniyet sistemi var. Bir kez gevşetmeniz yetmiyor, iki kez gevşetmeniz gerekiyor. Bu da bir emniyet sistemi. Evet, bunlar 6 ve 8 milimetre kovanlar. Bunlar şu işe yarıyor, 6 milimetre ve 8 milimetre çapındaki freze bıçaklarını bu makinede bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Önce içine yerleştirip daha sonra bıçağa takabiliyorsunuz. Açıkçası ben hep 12 mm kullandığım için bunları kullanmadım. Ama böyle bir özelliği mevcut. Evet, dalma derinliği kavramını anlatmak istiyorum. Hep frezelerde geçiyor. Bu makinenin de 60 mm'ye kadar bir dalma derinliği var. Fakat bu dalma derinliği makine ile ilgili değil, freze bıçağı ile ilgili. Bunu bıçağınızın da uzunluğunun da desteklemesi gerekiyor arkadaşlar. Evet, frezemizi yavaş çekimde çalıştırıyoruz. Evet, gerçekten çok güçlü bir makine. Ben çok sert ağaçlarla bile çalıştım. Ancak en fazla 4. hız seviyesinde kullandım. Evet, bu bölümde ise tek tek freze bıçaklarının tanıtımlarını göstereceğiz bu şekilde. Ve bir ahşap parça üzerinde örnek kesimlerle nasıl sonuçlar çıkardığını bu bölümde sizlerle paylaşacağız. Evet, bu bıçaklar makine ile birlikte gelen bıçaklar. Makinenin içerisinden 3 adet bıçak çıkıyor. Bir tanesi bu küçük radyal balık sırtı bıçağı. Evet, bu şekilde yan taraflara bir ovallik vermeye yarıyor bu bıçak. Evet, diğer makine ile gelen bıçağımız B kanalaşma bıçağı. Çok fazla kullandığımız bir bıçak değil, fakat bununla da kenar pahlama, yani 45 derece düzeltme işlemleri yapılabilir. Aynı şekilde kanal da açma işine de yarıyor. Bir bıçak daha geliyor makineyle birlikte, 6 milimetrelik düz bıçak.
Fakat benim bıçağım kırıldığı için onu sizlere gösteremedim. Evet, bu bıçak kenar tıraşlama bıçağı, en çok kullanacağınız bıçaklardan bir tanesidir. Bu bıçağı mutlaka kaliteli bir bıçak alın. Bu bıçak da aynı şekilde alt taraftaki hizaya üstteki ahşap parçasını getirmenize yarıyor. Yani alt tarafına bir kalıp koyduğunuz zaman üstteki parçayı da aynı şekilde o kalıba uygun hale tıraşlama işlemi yapıyor. Evet, lamba açma bıçağı, lamba dediğimiz masif panel oluşturmak için ahşabın yan tarafına açtığımız kanal demektir. Evet, iki parçayı bu şekilde, birini erkek birini dişi şeklinde yapıp yan yana masif panel oluşturmaya yarıyor. Bu bıçak kırlangıç kuyruğu kanal açma bıçağı. Benim en çok sevdiğim detaylardan bir tanesidir kırlangıç kuyruğu. Bununla ilgili bir video da yapmıştım. Bu bıçak sayesinde bunu çok kolay şekilde yapabiliyoruz. Evet, kuksa oyma veya oyma bıçağı dairesel bir kesim yapmamıza yarıyor. Evet, bu bıçağımız ise büyük radyal, yani balık sırtı bıçağı. Kenar büyük parçaların daha oval bir şekilde getirilmesinin de yardımcı oluyor. Bu radyal bıçaklar tamamen sizin istediğiniz çapta, çapa göre değişiyor. Yani büyük parçalara daha büyük radyallar, daha büyük çaplarda kullanılabiliyor. Küçüklerde ise küçük. Evet, bu motifli balık sırtı. Bu motif kısmı çerçevelere veya mobilyaların kenar kısımlarına bir hoş bir desen yapmanıza yarıyor. Çok çeşitleri var. İstediğiniz zevkinize göre istediğiniz şekilde alabilirsiniz bunları. Evet, 35 mm yüzey tıraşlama bıçağı. Planyaya girmeyen veya büyük parçaları, mesela epoksi çalışmalarımda kullanıyorum ben bunu. Epoksinin yüzeyini tıraşlamakta kullandığımız bir bıçak. Ve bu frezeyle kullanabileceğimiz maksimum büyüklükteki bıçak budur. 35 mm'nin üstü haznesine girmez. Freze makineleri yaptığınız projeleri çok çok daha üst seviyelere taşımanıza sağlar. Çok daha profesyonel görüntüler çıkarabilirsiniz bunları kullanılarak. Ve yaptığınız işi, oyma gibi kenar düzeltme işlerini çok çok daha kolaylaştırır sizler için. Videomuzun sonuna geldik. Konuyla ilgili sorularınız olursa yorumlara yazarsanız cevaplarım. Yeni videolarımızda sizlerle tekrar buluşmak üzere. İyi günler.